kurulduktan sonra Türkiye'nin her yerinde Demokrasi ve Atılım Partisi Adıyaman İl Başkanı Uğur Cündar Sincik ilçesinde yapılması gereken çalışmalara ilişkin bilgi aktardı. Başkan Cündar yaptığı açıklamada Sincik'in coğrafi yapısına ve gelişmişlik sıralamasına ilişkin bilgi verdi. Sincik ilçemiz Adıyaman'a 75 kilometre mesafede, 1,5 saatlik ulaşım menzilindedir. İlçe halkı genel olarak akrabalık ilişkileri ile birbirine bağlıdır. Sincik ilçe merkezi ve kırsalı Adıyaman'ın yaylası konumundadır. İlçe 1440 rakıma ve karasal iklim karakteristiğine sahiptir. İlçe ziyaretçilerini Karakuş Tepesi ile karşılamakta, Cendere Köprüsü'nün 1800 yıllık tarihi ile büyülemektedir. Ancak ilçe gelişmişlik indeksinde 872 ilçe arasında 845. sıradadır. Geri kalmışlığın muhtemel sebepleri olarak ilçenin yayla turizmi veya tarihi turizm alanları için bugüne kadar yapılmış herhangi bir turizm master planı bulunmadığından ilçenin turizm potansiyeli de değerlendirilememiştir ürün çeşitliliğinin sulama kısıtlığı sebebiyle artırılamaması ilçenin tarımsal potansiyelini de sınırlı bırakmıştır. Arıcılık için gerekli iklimsel şartlara sahip olmasına rağmen bu alandaki teşviğin sınırlı kalmış olması potansiyelin çok altında randıman alınmasına sebep olmaktadır. Adıyaman, GAP projesinde turizm alanı olarak belirlenmiş olmasına rağmen 1989'dan beri bölgesel strateji planında, il bazında turizm master planı gibi bu alandaki potansiyeli bütüncül değerlendiren bir çalışma yapılmamıştır. İlin Açık Hava Müzesi gibi olan tüm noktaları bütüncül yaklaşımlardan ve etkin bir altyapıdan uzak olup turizm faaliyetlerinin derhal etkin bir plan dahilinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Nemrut Dağı Milli Parkı başta olmak üzere Kahta ve Sincik ilçelerinde turizm hizmetleri sektörünün gelişimini hedefleyen projeler geliştirilmelidir. Ürün çeşitliliğini artırmak amacıyla üniversitelerle işbirliği içerisinde bilimsel temelli çalışmalarla kısıtlı su kaynakları göz önünde bulundurularak mevcut arazi stokunun ekonomik verimliliği hedefleyen politikalarla optimum kullanımına yönelik tarım politikalarının geliştirilmesi hususuna öncelik verilmelidir. Bölgenin iklim şartları ve bitki çeşitliliğinin arıcılığa son derece elverişli olması hususu göz önüne alınarak bu konuda yeterli teşvik sağlanmalıdır. Sonuç olarak turizm ve tarımın taşıdığı istihdam potansiyelinin canlandırılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, ilçenin kalkınma ivmesi yakalaması için hayati önem taşımaktadır ifadelerini kullandı.